Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir makarna tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay. Ailece çok seviyoruz ve sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Tenceremi ocağa aldım. Üzerine 2 tane sivri biber, 1 tane de yarım ay şeklinde doğradığım soğanı alıyorum. Biber ve soğanları kavuruyorum önce. Şöyle bir karıştıralım. Soğan ve biberler kavrulurken ben de burada bir paket makarnayı haşlıyorum. Kavrulan soğan ve biberlerin üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi de rendelediğim 3 tane domatesi sosumuzun üzerine boşaltıyorum. Burada yarım çay kaşığı tuz, toz biber, kimyon ve karabiberim var. Onları da ilave ediyorum. Salçalı karışımın üzerine 300 gram doğradığım mantarı da ilave ediyorum. Ve mantarlar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Şimdi de rendelediğim 3 tane domatesi sosumuzun üzerine boşaltıyorum. Burada yarım çay kaşığı tuz, toz biber, kimyon ve karabiberim var. Onları da ilave ediyorum. Son olarak sosumuzun üzerine yarım paket krema ekliyorum. Eğer kremanız yoksa yarım çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Kremayı şöyle bir karıştırıyorum. Ve bu şekilde sosumuz hazır olacak. Bu arada makarnamız da pişti. Makarnanın üzerine de bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Makarnayı süzüp sosumuzla buluşturacağım. Bir tutam maydanozum vardı. Bunu ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Ve hemen süzdüğüm makarnamı ilave edeceğim. Sonrasında da fırınlayacağım. Makarnayı sosla beraber güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım makarnanın yarısını fırın kabına boşaltıyorum. Sosladığım makarnanın yarısını fırın tepsime yerleştirdim. Makarnanın üzerine peynir dilimleri yerleştiriyorum. Dilerseniz peynir koymayabilirsiniz. Çünkü üzerine de kaşar rendesi serpiştireceğim. Kalan makarnamızı da peynirlerin üzerine boşaltıyorum. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Hemen dilimleyip servis tabağına alacağım. Hem börek tadında hem ana yemek tadında çok güzel bir tarif. Makarnamızı bu şekilde dilimliyorum. Çok lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Sizler de mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.